Onur Koleji'nden merhaba çocuklar. Dersimiz matematik, konumuz paralarımız. Ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Kısaca TL olarak yazılır. Değeri en küçük kağıt para 5 TL'dir. Burada görüyoruz. Değeri en büyük olan kağıt paramızsa 200 TL'dir. Bu gördüğümüz. 6 farklı kağıt paramız vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kağıt paramız var. Liradan küçük olan para birimi kuruştur. Şurada kuruşlarımızı görüyoruz. 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş. Değeri en büyük madeni paramız 1 TL'dir. Bu da en büyük madeni paramız. 6 farklı madeni paramız vardır. Burada görüyoruz. Madeni paralarımızı toplayıp kumbaramızda ne kadar paramız var bir yazalım bakalım. En büyük olan kuruşumuza bakıyoruz. 25 kuruş. Hemen üstüne 10 ekliyoruz. 35. Üstüne 5 ekliyoruz. 40. 5 ekliyoruz. 45. 5 daha ekliyoruz. 50. 50 TL mi? Değil. 50 kuruş. Yandakine geldik. Yine en büyük paramız olan 25 kuruştan başlıyoruz. 25, 25 daha, 50. Üstüne 10'ar gidiyoruz. 60, 70, 80. Yine 80 TL mi? Değil. Kuruş. 25, üzerine 10 ekliyorum. 35, 10 daha ekliyorum. 45, 5 daha ekliyorum. 50 kuruş, burada doğru. En büyük olan 50 kuruşum. 50, 25 daha 75, 25 daha 1 TL. En büyük kuruşum 50 kuruş. 50 kuruş, 25 kuruş daha 75 kuruş, 10 kuruş daha 85 kuruş. Yine TL değil, kuruş olarak yazıyorum. 50, 25, 75, 10 daha ekliyorum. 85, 10 daha ekliyorum. 95, 10 daha ekliyorum. 105. 100 kuruş 1 TL olduğu için 1 TL 5 kuruş şeklinde yazıyorum. 50 kuruş, 25 kuruş daha 75, 5 daha 80 kuruş. 1 TL, 2 TL, 3 TL ve 4 TL. Lira ile kuruş arasındaki ilişkiye bakıyorum. 1 TL 10 tane 10 kuruş 1 TL eder demişti. Zaten sayıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ne demiştik? 100 kuruş 1 TL eder. Aynı şekilde 4 tane 25 kuruş 1 TL eder demiş. 25, 25 daha 50, 50 daha 75, 50 daha eklediğimde yine 100 kuruşa ulaşıyorum. 100 kuruş da 1 TL eder. 2 tane 50 kuruş 1 TL eder. 50, 50 daha 100. 100 kuruş söylediğimiz gibi 1 TL'dir. Şimdi sorularımıza geçelim. Bülent 18 TL'ye peynir, 24 TL'ye çay ve 35 TL'ye kıyma alıyor. Bülent aldıkları için toplam kaç TL öder? Sırayla yazalım verilenleri. 18 TL peynir, 24 TL çay, 35 TL de kıyma. Ne diyor? Toplam kaç öder dediği için ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz. 8'e 4 ekliyorum. 9, 10, 11, 12. 5 daha ekliyorum. 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin 7'sini koyuyorum. Bir elden burada. 1, 2 daha. 3, 3, 3 daha.
6, bir daha ekliyorum 7. Ne kadar öder? 77 TL öder. Sevgi tanesi 25 kuruştan 4 tane sakız alıyor. Sevgi aldığı sakızlar için kaç TL öder? Çarpma işlemini öğrenmeden önce bu soruda ne yapıyorduk? Bir sakız diyorduk. 25 kuruş. İki sakız, ikinci sakız. Birinci sakız 25 kuruşsa ikinci sakız da 25 kuruş. Üçüncü sakız da 25 kuruş. Dördüncü sakız da 25 kuruş. Çarpmayı öğrenmeden önce hepsini toplayarak buluyorduk. Ama artık çarpma işlemini bildiğimiz için 25'i kaç tane 25 yazdık? 1, 2, 3, 4. Zaten 4 tane sakız alıyordu. 25'i 4 ile çarparak sonucumuzu bulabiliriz. 4 kere 5, 5, 10, 15, 20. 20'nin sıfırını koyuyorum. Elde var 2. 4 kere 2, 4, 8. 2 kere saydım. 2 daha ekliyorum. 10. 100 kuruş. 100 kuruş da neydi? 1 TL. Melis tanesi 5 TL olan kitaplardan 5 tane aldı. Kaç lira ödeme yapmalıdır? Yine aynı şekilde çarpmayı öğrenmeden önce 5 tane 5'i toplayarak yapıyorduk. Ama artık çarpmayı bildiğimiz için 5 çarpı 5 yapıyoruz. 5 kere 5, 5, 10, 15, 20, 25. 25 TL ödeme yapar. Ayşe'nin kumbarasında 3 tane 5 TL, 2 tane 10 TL olduğuna göre Ayşe'nin toplam kaç TL'si vardır? 3 tane 5 TL olduğuna göre 3 ile 5'i çarpıyorum. Yine sayıyorum. 5, 10, 15. 15 TL 5'liklerden var. 2 tane 10 TL. 10, 20 diyorum. 2 çarpı 10'dan 20 TL. Şimdi toplam sorduğu için 20 artı 15 yapıyorum. 0, 5 daha 5. 2, 1 daha 3. 35 TL parası varmış. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.